Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorumlarınıza da destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bu yapacağınız şeyler sizlere forma kazandırabilir. Üyelik kazanabilirsiniz, forma kazanabilirsiniz. Eğer uslu bir takipçi olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Şimdi Galatasaray transferleriyle başlayalım. Bize alakadar etmeyen transfer türleri ancak bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarları şu sıralar Galatasaray'ın transferleriyle kendinden geçmiş. Bazı arkadaşlar kendini rezil etmiş ya da etmek üzere durumdalar. 1. Galatasaray Yusuf Demir alacakmış. Bakın ben şimdi sizin yerinize yorumlayayım. Yusuf Demir Fenerbahçe alacak olsa Barcelona'da bile tutmamış futbolcuyu alıyorlar. Ya Barcelona'da tutmadıysa bu çocuk Fener'de mi tutacak? falan filan Inter Milan. 2. Yusuf Demir 2015 yılından sonra milli takım tercihini yaptığı için Avusturya milli takım oyuncusu ve e, Türk sayılmayacak ama yerli transfer olarak düşünüyor Galatasaray. Üçüncüsü oyuncu 19 yaşında 6 yaş kategorilerinde ondan fazla oynadığı için evet 14 artı 3'ün 3'ünü işgal edecek ama sahada olduğu anda yabancı sayılacağı için yine Yabancı kuralına takılacak. 2. Galatasaray Norveç City forması giyen Kosovalı kanat oyuncusu Milota Rashida için 5 milyon euroluk teklifte bulundu diyor. Yusuf Demir için de 6 milyon euroluk teklifte bulundu diyor. Merak ediyorum bu paralar nereden geliyor? Bence bunu düşünün. 3. Reims ve Fenerbahçe National Mbukumukun transferi için anlaşmaya vardı diyor. Arkadaşlar bu haber tamamen doğru değil. Hatta bu haber kısmen yanlış bir haber. Embuku transferi kısmen yanlış bir haber. Niye yanlış bir haber onu da açıklayacağım. Şimdi habere baktığımız zaman Fenerbahçe ve takımı 4 milyon euroya anlaştı diyor. Burada bir hata yok. Ama oyuncuyu ikna edemezsen burada bir hata var işte. Stade Rams futbolcusu 20 yaşında sol kanat. 8 milyon euro piyasa değeri var. Demokratik Kongolu, demokratik oyuncu. Alt yaş kategorilerinde bir sürü maça çıktığı içinde 14 artı 3'ün birini alacak. Yok Birini işgal edecek. Yetenekli bir arkadaş. Biz bu çocuk için kulübüyle her konuda anlaştık. Dur şöyle son dakikayı vereyim. Biz bu Mbuku için kulübüyle her konuda anlaştık. Fakat benim bilgim dahilinde. Bu, bu benim bilgimdir arkadaşlar. Sizin bilginize de saygım var. Saygım sonsuz ama benim bilgim dahilinde biz futbolcuyla anlaşamadık. Daha doğrusu olmadı. Yani futbolcuyla anlaşamadık ve bu transfer benim bildiğim kadarıyla şu anda hala görüşme aşamasında ama olmayacağı doğru gidiyor. Bilginiz olsun. Bakın sosyal medyada birçok sayfa takip ediyorsunuzdur. Eminim. Yani eminim. Ee, ve takip ettiğiniz sayfalar işte her konuda anlaşıldı. Her şey süper falan filan diyordur. Böyle bir durum yok. Herkese inanmayın. Herkese kanmayın. Herkes Mustafa Hoca kadar dürüst, net değil. Sakın ha herkese kanmak gibi bir hata yapmayın. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani oyuncuyla asla %100 olarak anlaşılmadı. Asla bu transfer %100 olarak bitmedi. Şimdi kapağı koysam diyeceksiniz ki şöyle böyle falan filan. Şimdi 20 yaşında oyuncu. Yaz transfer döneminin ilk zamanlarında Reims kaç istiyordu bu oyuncu için biliyor musunuz? 15 milyon euro istiyordu. 15 milyon euro. Bakın 15 milyon euro istiyorlardı. Biz düşüre düşüre 4'e kadar düşürdük. Diyeceksiniz ki, hocam hiç mi ikna etme yöntemi yok? Var. Mesela oyuncuya varacaksın diyeceksin ki alo meğer Fenerbahçe'ye gelmesin çocuğun Güyüza'ya benzesin diyeceksin. Adımcık özür dilerim. Hemen kabul ediyorum. Sözleşme getirin bana. Hemen bana sözleşme getirin. Ben sözleşmeyi imzalamazsam bugün yaşayamam ölen der. Biz de hemen futbolcu transfer etmiş olur. Bakın benim sözümde yanlış anlamayın. Ben anlık durumdan bahsediyorum. Şu an için durum olmayacağı şeklinde. Ama teklif arttırırız. Ne bileyim araya bir şeyler sokarız. Onu bile ama 15 isteneni 4'e alırsak da büyük iş yapmış oluruz. Bu bir. İkincisi Şimdi ikincisi ben burada Jesus'un konuşmalarını alacağım. Almak zorundayım. Konudan konuda atla, konuya atla, konuyu atlam hocam. Mecbur atlamak zorundayım. Mecbur. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Mecbur atlamak zorundayım. Çünkü bu kısım %100 önemli. Bakın. Şimdi Fenerbahçe Dinamo Kiev müsabakası öncesinde Jorge Jesus basın mensuplarına bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Cao Pedro da bu basın toplantısında yer aldı ve yarınki maçta yedek kalmayı garantiledi. Çünkü Jesus her basın e, toplantısında yer alan futbolcuyu bir sonraki gün ne yapıyor ediyor yedek koyuyordu. Jesus öncelikle basın toplantısında pek çok kadın gazeteci gördüğüm için mutluyum. Brezilya Portekiz'den alışkınım. Bunları gördüğüm için mutluyum diyor. Gruptan çıkmak ve kalite şey gruptan çıkmak için kalite ve hırsımız var. Fenerbahçe, Kiev, Ren dengeli takımlar. Olur mu hocam bizim taraftara göre biz çöpüz onlar dünya yıldızı tarı. Dinamo Kiev'le bir, ay, bir ay önce oynadığımız maça göre daha iyiyiz kazanacak gücümüz var diyerek başlıyor. Kim Minji en iyi savunma oyuncumuz da ayrıldı. Futbolda bunlar var artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Bakın. O da hala devam edeceğiz diyor. Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni de iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takımlar var. Statlar harika ancak bu ülke sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı yoksa şampiyon olan takım yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek diyor. Bunu milliyetçi geçinen ama Avrupa maçlarına çıktığı zaman ligi daha çok düşünen ülke puanı düşünmeyenlere sorun. Söyleyin. Bruma ile ilgili bakın bu çok ilginç bir söz. Buruma grup aşamasına ya listeye dahil edilmedi. Sadece 6 maç var. Bir ayrılık sakatlıktan çıktı. Ligde 14 yabancı seçeceğiz. Portekiz'de de 17 idi. Bazı kararlar almalıyız. Gruptan çıkarsak belki listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil. En iyileri seçmeliyiz. Bakın. Ne futbolcuyu ben sildim bir daha oynamaz diyor. Onurunu kırıyor. Belki de e, inat etmesinin önüne geçiyor ne de futbolcu yere göre sızdıramamazdık. İntikamla ilgili soru futboldaki ikinci her zaman gelir. Dinamo Kiev'le oynadığımız maça göre daha güçlüyüz. Rovanş olarak bakmıyoruz. Rakiplere saygı göstermelisiniz. Ancak her maçı kazanmak istiyoruz diyor. Miç Başduay'ın Batsuay'ın bizim beklentilerimizi anlaması ve uygulaması için zaman lazım. Onun dışında 4 tane daha, daha kaliteli santraforumuz var. Elimde kaliteli kadro var. Çok mutluyum diyor. Ca ja Pedro. Pedro'yu taklit ederken şu kaşlar şöyle olmak zorunda. Yoksa cevap Pedro olmuyor. Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva gücümüzü göstermek istiyoruz demiş. Fena maçıya geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Sağa içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer demiş. Kimin oynayacağını hocamız karar verir. Bu soruyu ona sormalısınız diyerek de yapmış birilerine. Şimdi bakın haberin bir tanesi de şu şekilde Fenerbahçe'ye kötü haber diye ekleme yaptım habere. E, aynı haber. Benim başta söylediğim Neytenel, Nathanel Embuk'u transfer etmek istedi ama anlaşmanın kıyısından döndüğünü söylüyor. 4 milyon euro. Evet bak evet bu haber doğru. Ama halen Türk ekiplerine satılabilir diyor. Türkiye'de 8 Eylül Perşembe günü transfer dönemi kapanıyor. Hala satılabilir diyor. Bu arada 7 Eylül'deyiz bugün biliyorsunuz. Ama siz bu videoyu bir dakika. Videonun yükleme saati 8 Eylül sabah 10.30'da olabilir. O zaman Fener'in maçı var olacak. E, Fener'in maçı var olduğu için arkadaşlar şuraya 26.200 yapmak zorundayız. Acele edin. Lütfen. Lütfen. O zaman maçı kazanırız inşallah. Şimdi 1.70 boyunda Demokratik Kongo ve Fransa vatandaşlığı var. Transfer markta göre 8 milyon euro değer biçiliyor. Rams de 34 maçta geçen sezon 4 gol 1 asist. Fransa U21 takımda dikkat çekmiş. Sol açık sağ açık 10 numarada oynayabiliyor demiş. Hakkımızda hayırlısı olsun bu kardeşimiz. Şimdi Serdar Dursun. Serdar Dursun'un tadı kaçtı bana kulüp bulun. Fenerbahçe'de geçen sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismiydi Serdar Dursun. Jesus'un kararıyla Avrupa Ligi'nin kadrosuna alınmadı. Ve bu yüzden de mutsuz olduğu iddialar var. Bence değil. Niye değil biliyor musun? Serdar Dursun'a de ki kardeşim. Serdar sen bir dur. Bak Sedaz'cığım senin, şimdi senin haberin yok. Bak bazı şeylerden senin haberin yok. Yani ben bunu dile getirmek istemiyordum ama yani ben bunu dile geçireceğim artık kardeşim. Senin bazı şeyden haberin yok desen. O da der ki neyden haberim yok? Sen dersin ki Serdar'cığım. Mecburen seni oynatmayacağım. Çünkü seni ben lige saklıyorum. Ligde Türk kuralı var. Ligde Türk kuralı var. Ve Türk kuralından dolayı ben seni oynatamam. Ancak Avrupa'da Türk kuralı vesaire yok. Ben Avrupa'ya bu forvetleri yazayım. Sen benim ligdeki bankomsun, bonusumsun dersen Bak bakalım neler değişiyor. Yani bak bakalım neler değişiyor. Futbolcu da böyle tavlarsın. Yani futbolcu da böyle tavlarsın arkadaşım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ve e, bu şekilde tavlanan futbolcunun da akıbeti malum olur. Ben size söylüyorum, açık ve net söylüyorum. Bak açık net söylüyorum. Serdar Dursun'un bir yere gideceğini zannetmiyorum. İster bunu duyum olarak yorumlayın, isterseniz yorum olarak yorumlayın. Ama Serdar Dursun'un bir yere gideceğini zannetmiyorum. Sebebi de şu. Bu çocuk Türk milli takımının forveti. Evet kızabilir, evet dolabilir, evet morali bozulabilir. Ama, ama burası Fenerbahçe. ve Fenerbahçe çocukluktan beri aşka. UEFA listesinin adını göremeyince yıkıldı. Son iki itmanda suratından düşen bin parçaydı. 29 yaşındaki futbolcu transfer dönemi Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek. Belçika'dan ya da başka bir Türk takımına gitmek istiyormuş. Westerlo, Başakşehir gibi takımlarda ilgileniyormuş. Evet her takım ilgileniyor. Hemen hemen Süper Lig'de hemen hemen her takım ilgileniyor. Hatta Adana Demirspor Spor Başkanı'nın bir açıklaması vardı ya sildim mi? Murat Sancak. Ha Murat Sancak diyor ki Serdar Dursun Avrupa Ligi kadrosunda yok ama ligde oynatabilirler. Eğer verirlerse değerlendirebiliriz. Neden olmasın diyor. Fenerbahçe Serdar Dursun'a değer verdiğini nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Fenerbahçe Serdar Dursun'a değer verdiğini transfer için 4 milyon euro bon servis isteyerek belli ediyor. Yani 4 milyon euro verin alın diyor. 4 milyon euro verin alın diyor arkadaşlar. Yani yani uzun lafın kısası ben Serdar'ın bir yere gitmesini beklemiyorum. İlgilenen takım var mı? Çok. Ama Fenerbahçe 4 milyon euro isteyerek aslında Serdar'a verdiği değeri gösteriyor. Son olarak Adama Nagalo Ne Adama Nagalo Adama Nagalo transferi için Fenerbahçe'nin hala görüştüğünü söylüyor. Bazı duyumcular ve ee, Brighton'da devredeymiş. Onu da söylüyorlar. Bu bir adama Nagalo. Bir de Fenerbahçe'nin Amaro ile ilgilendiği. Bakın bu Amaro başka, Nagalo başka. Andre Amaro. Bu Vitoria Guymar forması giyen stoper değil mi? Bu Amaro, Vitoria Guymar forması giyen 1.86 boyunda Portekizli stoper. Haliyle Portekizce biliyordur. 8 maça çıkmış bu sezon. 675 dakika süre almış. Vitoria Guimarães altyapısından çıkmış. Transfer market piyasa değeri 1.5 milyon euro. Bu arkadaşın alt yaş kategorilerinde oynadığı milli maç sayısı sadece 9. Ve Eylül şey 2021'e kadar 9 diyor. Yani bu arkadaşı alırsak mesela biz aldık. Eylül'de de gitti. U21'de bir maça daha çıktı. Alır almaz 8 artı şey 6'dan 6'sından öbür 1'e mi yükselecek? 3'e mi yükselecek? Bu da ilginç bir soru. Ama bu arkadaşla da ilişkimiz teklifimiz ciddi. Bakalım ne olacak? Hep birlikte görüp değerlendireceğiz. Ama şu bir gerçek. Farkında mısınız bilmiyorum. Jorge Jesus transfer yapmayacağız diyor. Ama Mustafa Hoca diyor ki ben 3 transfer bekliyorum. Yani işte Fenerbahçe'nin sıradaki 3 transferi detaylı ve isim vererek. Bir Tayyip Talha sonuç olmak üzere. 2 bu Nagala ya da Amoro, Amaro'dan biri olabilir. 3 Emboku için yok dediler ama Buruma'yı bir şekilde gönderip bu arkadaşı alma ihtimalimiz var. Alın size 3 tane transfer arkadaşlar. Sonra bazıları yok Celi çık bayit diyecek yok memle bayit diyecek falan filan geçiniz onu. Sizlerden tek ricam var. Bu videoyu beğenin. Yapabiliyorsanız yorum yapın. Bir de kanala abone olun. Şurayı maç saatine kadar 26.200 yapalım. Görün bakın bakalım maç nasıl geçecek. Bir de maçın bitiminde bazı arkadaşlar üyelik hediye diyorlar maç sonu canlı yayınında. Lütfen o canlı yayınlara katılın. Yani o canlı yayınlara katılmanız, abone olmanız, o yayını da beğenmeniz lazım üyelik almanız için. Tabi bunun içinde de sistem en çok çalışanları, kanal için çalışanları seçtiği için de kanalda da video izleyin, beğeni atın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.